Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Zührevi Günler YouTube kanalına hoş geldiniz. Ateş yanıyor. Ateş niye yanıyor diye sorarsanız arkadaşlarım, canlarım. Biz bugün annemle dirgit yapacağız. Aşağıda ateşte yapmak istedik biz dirgitimizi. Canımız ondan istedi. Diş buydayı diyorlar bazı yerlerde. Dirgit diyorlar. Dirgit yapacağız. Aşağıda ateşte pişirelim dedi annem. Bu güzel görüntüleri de sizlerle paylaşmak istedim. Ateşimiz biraz harlansın. Buğdayımızı koyacağım üzerine. Şöyle annem buraya ayarlamış odunlarını, ince dallarını. Bununla tutuşturmamı istedi galiba. Ateşi biraz çabuk yansın diye bu küçük parçaları koymuş, ince olanları. Ateşte ben yakayım dedim anneme. Şimdi bunun üzerine arkadaşlar biraz tutuşsun ateşimiz. Ne koyacağım onu göstereceğim şimdi. Şurada bu değil galiba, bu değil. Değil. Annem göstermişti. O değil. Şöyle bir şey var. Bunu koyacağım. Umarım görüyorsunuzdur. Ortası delik. Kesmiş annem. Böyle koyacağım ateşin ortasına. Çünkü annemin bir eski düdüklüsü var. O düdüklüğünü bunun üzerine koyacağız. Bunun üzerinde pişireceğiz. Sapların yanmasın diye annem böyle bir teknik yapmış kendince. Güzel bir teknik olmuş ama. Şimdi buğdayımı ben düdüklüğüm içine dökeceğim. Bunu da göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şunları atayım ben. Çünkü buraya koyayım düdüklüğümü. Şöyle düdüklüğümü göstereyim. Şöyle bir düdüklüğümüz. Ellerimde kara oldu. Kara kara oldular. Bu düdüklüsü annemin. Sıcak suyunu ilave edeyim. Bunu yıkadım geldim. Aslında önce buğdayını koyayım ben. Buğdayını dökelim. Şöyle buğdayını dökelim. Ben buğdayını şöyle göstereyim. Annem bunu yıkamış. Birkaç defa. Sıcak suda biraz bekletmiş. Şöyle düdüklüğümüzü görüyorsunuz. İçine. Dökelim. Üzerine de sıcak su ilave edeceğim. Bu sıcak suyunu da ekleyelim. Buğdayını önce pişireceğiz arkadaşlar. İçine nohudu da fasulyesi de var. O da diğer bir düdüklüde ocak tüp ocakta pişiyor. Bunun ağzını örteyim ben. Bunu piştiği zaman birazdan sizlerle tekrar paylaşacağım. Şöyle bakalım bir buğdayımız pişmiş mi? Şöyle karıştıralım. Açtım ağzını arkadaşlar. Buğdayımız şöyle pişmiş mi diye bakacağım bir tanesine. Evet, bayağı olmuş artık. Anne! Anne! Fasulyesini katalım mı? Fasulyesini. Onun içine kaynasın pişmez mi? Sen de
biraz su ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle biraz sulucu olsun. Sulu olursa güzel olur. Evet. Şöyle ağzını şöyle örtelim. Altına biraz daha otunu sokayım da şöyle. Evet, bizim dirgitimiz pişti. Şöyle ateşten alayım. Artık diğer tencereye aktaracağım. Tamam, boşalttık bunu da. Evet arkadaşlar, bizim diş buğdayımız pişti. Diş buğdayı diyelim, dirgit diyelim. Bugün birkaç defa söyledim ben bunu çekerken artık. Şöyle ben tabağıma koyayım. Şöyle bir tabak hazırladım ben, görüyorsunuz. İçinde dövülmüş susam var, kavrulmuş. Üzerine ceviz de koyduk, dövdük. Şöyle ben tabağa da koyayım. Cevizsiz, susamsız halini. Sizlere böyle çekeyim bir arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz. Dirgitimiz budur. İsteyen istediği şekilde yiyebilir bunu. İster susamlı cevizli bu şekilde, ister tuz atıp karabiber atıp bu şekilde de yiyebilirler. Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın.